dostlar. Bugün de Demirkapı köyündeyiz. Merkezinde bulunan Çarşı Camii'nden sizlere sesleniyorum. Şimdi Çarşı Camii'nin içine girip ayrıntı olarak size burasını tanıtmaya çalışacağım. Cami geniş bir avlu içerisinde bulunmaktadır. Demirkapı köyünün merkezi olabilecek bir noktadayız. Caminin köyün kuruluş yıllarında yapıldığı düşünülmektedir. Mimari açıdan taş işçiliğiyle yapılmış bir cami. Yine tabii bir Osmanlı eseri. Osmanlı'nın son dönemleri, 18. yüzyılın sonunda yapılmış bir cami burası. Caminin bahçesinde eski dönemlerde kalmış mezar taşlarını görüyoruz şu anda. Muhtemelen bunlar da o dönemlerde yaşamış köyün ahalisine ait. Evet, caminin girişinde eski bir kitabe var. Tam burada yazıyor 1885 yılında yapıldığına dair. Ata Yadigarı bu camiden bir içeri girelim. Mimarisi son derece sade, gösterişten kaçınılmış, ahşap ağırlıklı bir çatısı var. Minber ve mihrabı da gayet bakımlı gözüküyor. Burası Demirkapı Merkez Çarşı Camii oluyor. Yaklaşık bir 500-600 cemaat alacak büyüklükte. Özellikle cuma ve bayram günlerinde epey kalabalık bir cemaat olmaktaymış. Caminin mihrabıyla minberi adeta göz kamaştırıyor. Arka kısımda son cemaatin olduğu yerde yarım bir asma katı bulunmaktadır. Şimdi hep birlikte sizi caminin güzel görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Cumhuriyet öncesinde yapılmış. Yapılış tarihi 1885 yazıyordu kitabesinde. Cami bakımlı, yeni yapılmış gibi duruyor. Restorasyonu güzel, hatta büyük bir cami. Çarşı Camii'nden ayrılırken dönüp son bir kez daha bakma ihtiyacını hissediyorum. Köyün adı ilk kurulduğu zaman Çınarlı Köy olarak geçiyormuş. Dedelerimizden duyduğumuza göre köye giriş ve çıkışları denetleyen jandarma tarafından demirden kapılar yapılmış olması nedeniyle köyün adı daha sonra Demirkapı olarak değişmiştir. Demirkapı Çarşı Camii'nden çıktıktan sonra yakınında tarihi bir bina dikkatimizi çekiyor. Bu konak Demirkapı köyünde o dönem yaşayan Adil, Cemal ve Fuat isimli 3 kardeşe ait bir binamış. Yine köyün yaşlıların anlattığına göre Kurtuluş Savaşı yıllarında Kuvayi Milliyeci Çerkez Ethem de bu evde misafir edilmiştir. Cumhuriyet döneminde yurt gezileri sırasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu evde misafir edilmiştir. Yine anlatıldığına göre zamanında bu evde iki aile yaşıyormuş. Demirkapı köyüne her gelişimde hep ilgimi çeken bir bina olmuştur. Şimdilerde kaderine terk edilmiş bir vaziyettedir. Bu güzel tarihi bina neredeyse yıkıldı yıkılacak. Zamanında kim bilir buralar ne kadar kalabalıktı. Adeta hayal ediyoruz. Bugünkü kısa gezimizde Demirkapı köyündeydik. Çarşı Camii'ni ve tarihi konağı ziyaret ettik. Yine bu güzel tarihi binaya uzaktan bir kez daha bakarak videomuzu tamamlıyoruz. Sizlere bu tarihi konağın görüntüleri eşliğinde veda ediyoruz.